Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle bir ahşap boyama çalışması yapacağız. Yaklaşık bir ay önce aldığım fakat bir türlü yapmaya fırsat bulamadığım bir poşetliğim var. Bunu sizlerle boyayacağız. Öncelikle benim için gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. Akrilik boyalarım var burada. Dekupaj tutkalım. Verniğim. Fırçalarım. Makas, neşter ve süslemek için de çiçeklerim var. Ayrıca kenarlarına kullanmak için quilling kağıtlarım var. Onları da birazdan size göstereceğim. Öncelikle boyamın zemine iyice yapışması için, güzel bir şekilde tutması için ahşabımı komple beyaz renge boyuyorum. Daha sonra kurumasını bekleyeceğim ve sonra boyama işlemine tam olarak geçeceğim. Evet arkadaşlar, astar boyama uygulamamız tamam. Gördüğünüz gibi ahşabımız ham ahşap olduğu için boyayı hemen çekti. Bunun için 1 saatlik bir dinlenme süremiz var. Daha sonra üzerine istediğimiz rengi uygulayabiliriz. Poşetliğimizin astar boyası kurudu. Ben bunu krem rengine ve şu gülümüzün rengini turuncuya boyayacağım. Öncelikle bunun için bana sarı ve kırmızı boya gerekiyor. Turuncuya boyayacağım yerler kapak kısmı ve şu gördüğünüz sırt kısmı, şu üst kısmıyla beraber. Diğer 3 tarafı ise, kenarlar ve ön tarafı ise krem rengine boyayacağım. Evet, boyama işlemim tamam. Şimdi tekrardan kurumaya bırakıp daha sonra krem rengimi uygulayacağım. Evet arkadaşlar, turuncu boyam kurudu. Ben şimdi 3 tarafına krem rengi uygulayacağım. Bu krem rengini uygularken Fark ettiyseniz diğer turuncuda da sünger kullandım. Bunu kullanmamın sebebi şu yüzeyde fırça izinin kalmasını istemiyorum. O yüzden sünger kullanıyorum. Siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi üç tarafına krem rengini süreceğim ve tekrar kurumasını bekleyeceğim. Bu işlemi bir kat olarak yapacağım çünkü zaten altı astar boyam. Evet, sünger sayesinde çok pürüzsüz bir yüzey elde ettim. Şimdi boyamın 2 saat kurumasını bekleyeceğim çünkü boyayı biraz kalın sürdüm. Daha sonra boyam kuruduktan sonra süsleme işlemine geçeceğim. Evet, şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. Bunun için birçok alternatifimiz var ama ben kenarlarda şerit kağıt kullanacağım. Bunun adına quilling kağıdı da deniyor. Ön kısmı için de çiçeklerimi kullanacağım. Bir başka alternatif de aslında elimde böyle ahşap kapı pencere var. Siz isterseniz bunları temin edip bunlardan da faydalanabilirsiniz. Bunlar da güzel bir etki yaratıyor. Ya da isterseniz dekupaj kağıdı da kullanabilirsiniz. Transfer tekniğini kullanabilirsiniz. Şimdi bu şerit uygulamasını yapmak için öncelikle dekupaj tutkalımı alıyorum. Tabii fırça lazım bana. Şeridimi yapıştıracağım yere sürüyorum. Ben birkaç sıra halinde yapacağım bunu. Sağ ve sol tarafa. Orta kısmı da çiçeklerle süsleyeceğim. Tutkalı hem zemine hem de kağıdı yapıştırdıktan sonra kağıdın üst kısmına süreceğim. Bıraktığı beyaz görüntü sizi korkutmasın. Bu kuruduktan sonra şeffaflaşacaktır. Yapıştırdım. Şimdi üst kısmına da tekrar sürüyorum. Bir nevi vernik görevi de görüyor bu tutkal. Altta fazlalık olan kısmı da makasla ya da bıçak yardımıyla kesersiniz. Kağıdın kabarmasına engel olmak için fırçayı tutkal birazcık kuruyana kadar birkaç defa üzerinden getirip götürün. Fakat kağıdın çok fazla yıpranmasına izin vermeyin. Hafif bir şekilde üzerinden yapışana kadar birkaç defa fırçamızı getirip götürüyoruz. Evet. Şeritler poşetliğe bayağı bir yakıştı. Şimdi çiçeklerle süsleme kısmına geçiyorum. Benim elimde güller ve papatyalar var. Bunlarla süslemeyi düşünüyorum. Bu gülleri eva kağıdından kendim yaptım. Şu yaprakları ise evimdeki yapay çiçekten kopardım. Yine şu tomurcukları aynı şekilde yapay çiçeğimden kopardım. Papatyaları ise yine hazır almıştım. Şimdi bunlarla poşetliğimi süsleyip bitireceğim. Evet arkadaşlar, poşetliğim bitti. Şöyle göstereyim. Çok şık, göze hoş görünen bir poşetlik oldu. Ben boyama kısmından sonra verniklemedim. Çünkü mat görünümü daha çok seviyorum. Bunu sürekli hani kullanmayacağım, yani tepsi gibi kullanacağım bir şey olmadığı için de çok fazla yıpranacağını düşünmüyorum. Siz isterseniz vernikleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun. Sağlıkla kalın.